Emeklilere zam müjdesi. Maaşlar ve ek ödemeler ne kadar olacak? Türkiye'de 16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz ayı maaş artışları ve ek ödemeleri konusunda detaylar netleşiyor. Türkiye'de 16 milyon emekliyi ilgilendiren Temmuz ayı maaş artışları ve ek ödemeleri konusunda detaylar netleşiyor. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon artışına göre maaşlarında güncelleme alıyorlar. Bu yılın ilk 5 aylık enflasyonu %22.72 olarak gerçekleşti ve Temmuz itibarıyla enflasyon beklentisi %25.83'e yükseliyor. Bu durumda Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı %25.8 olarak hesaplanıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla maaşlarına zam alacaklar. Haziran ayı sonu itibarıyla memur maaşlarına %10'luk bir artış öngörülüyor ve enflasyon farkı eklenerek yaklaşık %21 artış bekleniyor. Refah payının uygulanmaması durumunda bu oranlar geçerli olacak. Ancak refah payı veya zam eşitlemesi gündeme gelirse, emekli maaşlarındaki artışın %35-40 bandına kadar çıkabileceği belirtiliyor. Emeklilerin maaşları, kök maaş ve ek ödeme olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kök maaşın altında kalanlar için seyyanen destek ödemesi de yapılmakta. Örneğin 15.000 Türk Lirası net maaşı olan bir emekliye %4 ek ödeme ile 600 Türk Lirası daha ödenecek. Böylece bankaya yatırılan para 15.600 TL'den 16.200 TL'ye çıkacak. Temmuz ayında beklenen %25 enflasyon artışıyla bu emeklinin net maaşı 18.750 TL'ye yükselecek. Yeni ek ödeme miktarı da bu artışa göre hesaplanacak ve önceki 600 TL'lik ek ödeme 18750 TL'nin %4'ü olan 750 TL'ye yükselecek. Böylece emeklinin hesabına daha önceki 16200 Türk Lirası yerine 19500 Türk Lirası yatırılmış olacak.